Stram Kurs lideri bu Danimarka'da bir parti. Partinin lideri aşırı sağcı Danimarka İsveç vatandaşı Rasmus Paludan geçtiğimiz günlerde polis korumasında İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bir partinin lideri İsveç'te Kur'an yakıyor ve İsveç'in ardından da Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim yakıyor polislerin eşliğinde, polislerin koruması altında. Sözde inançlara saygılı Avrupa devletlerinin bu eyleme sessizliği nasıl değerlendirirsiniz? Bırakınız İncil'i veya Tevrat'ı yakmayı, İsrail'in aleyhinde bir kelime konuşsanız e, Avrupa'ya girişinizi yasaklıyorlar. Ben İsrail'i eleştirdim diye Danimarka devleti bana iki sene giriş yasağı koydu. Sonra bu iki seneye iki sene daha ilave etti. Dört sene oldu. Şu anda bitti mi Tekrar uzattılar mı bilmiyorum. Bunu yaptılar. Ee, bu adam ise Kur'an'ı yakıyor. Orada Müslümanlar da yaşıyor. Ve Danimarka Devleti e, bunu fikir özgürlüğü kapsamında değerlendiriyor. Bu fikir özgürlüğü kapsamında mı? Bu terbiyesizlik, bu, bu hakaret. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesi değişmemiştir. Ama İncil'in yüzlerce İncil yazılmıştır ve bir tane İncil yeryüzünde mevcut değildir. Aslına aslı gibi olan bir tane İncil yok. İnsanlar tarafından sonradan yazıldı ve Hz. İsa'dan 80 sene sonra, 100 sene sonra yazıldı. Yüzlerce İncil'in içerisinden dört tanesini seçtiler. Muharref Kur'an'ın ifadesiyle yektubuna bi eydihim summa yekuluna ezen min indillah. Elleriyle yazıyorlar sonra da Allah katından diyorlar. Yani Tevrat da öyle, İncil de öyle, hiçbirini aslı yeryüzünde mevcut değil. Biz buna rağmen onları öyle yakmıyoruz, saygısızlık yapmıyoruz. O zaman biz de burada aynısını yapalım. Yani biz onların davranışlarına göre kendi davranışımızı belirlemiyoruz. İslam'a göre davranıyoruz. Çünkü bizim bir kutsalımız var ve ona uymak zorundayız.